Merhaba arkadaşlar. Koşullu biçimlendirmeyi formül ile kullanma konusu adı altında biçimlendirmede formül kullanma nasıl yapılır? Onu anlatacağız. Sonrasında yeni kuralı düzenleme nasıl yapılır? Onu da anlatmaya çalışacağız. Ve zaman kaybetmeden hemen başlıyoruz. Tabii abone olmayı da unutmuyoruz. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloda bir okuldan mezun olanların adı, soyadı, numarası ve diploma notları yazılı. Biz bu tablonun daha görünür ve yorumlanması daha kolay hale getirebilmek için biçimlendirme uygulayacağız. Yalnız kullanacağımız biçimlendirme formüllü ve koşullu biçimlendirme olacak. Peki neden ihtiyaç duyduk ve nasıl yapacağız? Ona bakalım. Diploma notu 100 olan öğrencileri daha görünür hale getirmek istiyorum. Peki bunu nasıl yapabilirim? Mutlaka formül uygulamam gerekiyor mu? Ona bakalım. Nereye koşullu biçimlendirme uygulayacaksam o kolonu seçiyorum. Diploma notu D kolonunda olduğu için D kolonunu seçiyorum. Ve koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Daha önce hücre vurgulama kurallarını anlatmıştım. Yukarıya da linkini koyacağım. Arzu eden arkadaşlar izleyebilir. Bakın burada eşittir var. Ben bunu kullanarak yapabilir miyim? Yani formüle ihtiyaç duymadan yapabilir miyim? Ona bakalım. Eşittir'e geliyorum. Burayı seçtim. Ben diploma notu 100 olanları seçmek istiyorum. Hemen buraya gelip 100 yazıyorum. Ve tamam diyorum. Gerçekten yüzleri gösterdi. Ama bakın burada sadece diploma notlarını gösterdi. Benim istediğim adını soyadını da göstersin, numarasını da göstersin, hepsini göstersin. Bunu hücre vurgulama kuralıyla yapmak mümkün değil. Bunu ancak formülle yapabilirim. Peki bunu nasıl yapabilirim? Ona bakalım. Öncelikle bunu temizleyelim. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Kuralları temizliğe geliyorum. Tüm sayfa kurallarını temizliyorum ve temizledim. Ben komple satırın derken tabii dolu olan satırların komple rengini değiştirmek istiyorum. Onun için orayı seçiyorum. Şöyle geldim. Tablomu seçeyim. Komplesini seçelim. Şöyle geldim, seçtim. Seçtim. Seçtikten sonra koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Buradan bakın yeni kural var. Buraya basıyorum. Buraya geldikten sonra biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan. Bunu seçiyorum. Seçtikten sonra şuraya gelip en başa geleyim. Bakın seçtikten sonra pardon şuraya geleyim ve buradan yukarıya geleyim. Şuradan. Şimdi ben diploma notuna göre biçimlendirmek istiyordum. Hemen bunu seçiyorum. Bakın seçtikten sonra dikkat edin burada dolar D, dolar 2 yazdı. Dolar sabitlemek için kullanılır hücrelerde. Yani dolar D demek D kolonu sabittir sürekli. Dolar 2 demek 2 de sabittir. Dolayısıyla bu hücre sürekli sabittir. Ama ben bunu o şekilde istemiyorum. Benim istediğim sadece D kolonu satırlar hareketli olsun ama D kolonu sabit olsun. Bakın D kolonu sabit olsun ama satırlar hareketli olsun. O zaman şu 2'nin önündeki doları kaldırıyorum. Kaldırdım. Sonra ne istiyordum? 100 diyordum. Diploma notu 100 olan satırları kırmızı yapsın mesela. Buraya 100 yazdım. Yazdıktan sonra biçimlendirmeye geliyorum. Buradan ben kırmızı istiyordum. Kırmızıyı seçiyorum ve tamam diyorum. Tamam dedikten sonra buraya da geliyorum. Tamam diyorum. Bakın komple satırı kırmızı olarak yaptı. Peki deneyelim gerçekten oldu mu? Bu 60'tır. Mesela 100 yapayım. Satırı kırmızı yaptı. Peki şu 100'dür. Ben bunu 80 yapayım. Bakın biçimlendirmemiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Peki bu kanalda düzenleme yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Nasıl düzenliyoruz? Bak koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Şurada kuralları yönet var. Kuralları yönet var. Buraya geldikten sonra şurayı seçiyorum ve kuralı düzenle diyorum. Şimdi bu neydi? 100. Bakın herhangi bir şey yoksa 100 yine 100 kalsın, sorun değil. Tabii istersek bunu değiştirebiliriz. Biçimlendirmeye geliyorum. Bu sefer ben yaz tipini de kalın ve italik yapalım. Ve dolgun rengini de değiştirelim ki belli olsun. Mesela yani değişip değişmediğini görmek için yeşil yapalım. Başka ne yapabiliriz? Kenarlık koyabiliriz. Kenarlık da koyalım. Kenarlık olarak da mesela şunu koyalım. Ha şunu koyalım mesela. Ve tamam dedik. Burada da ondan sonra tamam diyorum. Ve ondan sonra tamam diyorum. Bakın hemen değişti. Demek ki kuralları düzenlemeyi de nereden yapabiliriz? Koşullu biçimlendirme adı altında bakın altta kuralları yönet var. Buraya geliyoruz. Buradan da kuralları düzenleye girip buradan değiştirebiliriz.
Bakalım anlatmadığımız bir şey var mı? Yeni kuralı anlattık. Kuralları yönetmeyi anlattık. Temizlemeyi zaten daha önce anlatmıştık. Evet. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.